Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere 4A SSK'lı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan kadın vatandaşlarımızın emeklilik şartları konusunda bilgi vereceğim. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1981 ve öncesinde olan bir kadın vatandaşımızın Yaş emeklilik için yaş sınırı yok. 20 yıllık sigortalılık süresi varsa ve 5000 gün prim'e sahipse bu ıı, tarihte yani 8 Eylül 1981 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan bir kadın vatandaşımız emekli olabiliyor. <laughs> sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1981 ile 23 Mayıs 1984 aralığında olan bir kadın SSK'lı vatandaşımız eğer 20 yıllık sigortalılık süresini doldurduysa ve <laughs> 5000 prim gün sayısına sahipse 40 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1984 ila 23 Mayıs 1985 aralığında İşe girişi olan, sigorta başlangıcı olan bir kadın SSK'lı vatandaşımızın eğer sigortalılık süresi 20 yılı geçmiş ve 5000 gün prim sayısına sahipse, 5000 gün prime sahipse 41 yaşında bu kadın vatandaşımız ne yapabiliyor? Emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1985 ila 23 Mayıs 1986 aralığında işe başlayan kadın SSK'lı 4A kapsamındaki kadın SSK'lı bir vatandaşımız 20 20 yıllık sigortalık süresini doldurmuş ve 5075 gün sayısına ulaşmışsa prim gün sayısı olarak 42 yaşında ne yapabiliyor? Emekli olabiliyor. 24 24 Mayıs 1986 ila Evet. Tekrar ediyorum. 24 Mayıs 1986 ile 23 Mayıs 1987 aralığında işe başlamış bir kadın vatandaşımız 20 yıllık sigorta yılını doldurmuş ve 5150 prim gününü yatırmışsa 43 yaşında bu kadın vatandaşımız emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1987 ile 23 Mayıs 1988 aralığında İşe başlamış SSK'lı bir kadın vatandaşımız 20 yıllık çalışma süresi, 20 yıllık süreyi doldurmuşsa, 5.225 prim gününe de sahipse kaç yaşında emekli oluyor? 44 yaşında ne yapabiliyor? Emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1988 ile 23 Mayıs 1989 aralığında işe başlamış 4A kapsamındaki SSK'lı bir kadın vatandaşımız 20 yıllık e, süreyi doldurmuş ve 5300 gün prim yatırmışsa kaç yaşında emekli oluyor? 45 yaşında emekli oluyor. 24 Mayıs 1989 e, tarihi ile 23 Mayıs 1990 aralığında sigorta başlangıcı olan, sigorta girişi olan kadın 4A kapsamındaki SSK'lı bir kadın vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurmuş ve 5375 prim gününe sahipse 40 kaç yaşında emekli oluyor? 46 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1990 ile 23 Mayıs 1991 aralığında işe başlamış. 4A kapsamındaki SSK'lı bir kadın vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurmuş, 5450 prim gününe de sahipse kaç yaşında emekli olacak? 47 yaşında emekli olacak. 24 Mayıs 1991 ile 23 Mayıs 1992 aralığında işe başlamış bir kadın, 4A kapsamındaki SSK'lı bir kadın vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurmuş. 5525 prim gününü de yatırmışsa kaç yaşında emekli oluyor? 48 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1992 ile 23 Mayıs 1993 aralığında işe başlamış. 4A kapsamındaki kadın SSK'lı bir vatandaşımız 20 yılını doldurmuş ve 5600 prim gününü yatırmışsa kaç yaşında emekli olacak? ...49 yaşında emekli olabilecek değerli izleyicilerimiz. Evet, e, canlı yayınımızı yeni açan e, izleyicilerimiz olabilir. E, 1999'dan önce, 8 Eylül 1999'dan önce işe girişi olan, sigorta başlangıcı olan... ...kadın SSK'lı yani 4A kapsamındaki kadın SSK'lı vatandaşlarımızın... E, ...işe giriş tarihlerine göre... Değerli izleyicilerimiz kaç yaşında emekli olacakları konusunda bilgi veriyoruz. Yayınımızı yeni açan izleyicilerimiz için. 24 Mayıs 1993 ile 23 Mayıs 1994 aralığında işe başlamış kadın SSK'lı bir vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurmuşsa ve 5675 prim gününü yatırmışsa kaç yaşında emekli olacak? 50 yaşında emekli olacak. 24 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 aralığında sigorta başlangıcı olan kadın SSK'lı 4A kapsamındaki kadın SSK'lı bir vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurmuş ve 5075 5750 prim gününü de yatırmışsa kaç yaşında emekli olacak? 51 yaşında emekli olacak. 24 Mayıs 1995 ila 23 Mayıs 1996 aralığında sigorta başlangıcı olan 4A kapsamındaki kadın SSK'lı bir vatandaşımız. 20 yıllık sigortalılık süresi dolmuşsa 20 yıllık 5825 prim gününü de yatırmışsa kaç yaşında emekli oluyor bu kadın vatandaşımız? 52 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1996 ile 23 Mayıs 1997 aralığında sigorta başlangıcı olan sigorta başlangıcı olan kadın 4A kapsamındaki SSK'lı bir vatandaşımız, kadın vatandaşımız 20 yıllık süreyi doldurduysa, değerli izleyicilerimiz, 5900 prim gününü de yatırmışsa kaç yaşında emekli oluyor? 53 yaşında emekli olabilecek değerli izleyicilerimiz. 24 Mayıs 1997 ila 23 Mayıs 1998 aralığında işe başlamış kadın SSK'lı bir vatandaşımız. Kadın SSK'lı bir vatandaşımız. 20 yıllık çalışma süresini doldurduysa, 20 yıl ve 5975 prim gününü de yatırdıysa kaç yaşında emekli olacak bu kadın vatandaşımız? 54 yaşında emekli ola bilecek değerli izleyicilerimiz. 24 Mayıs 1998 ila 23 Mayıs 1999 aralığında işe başlamış kadın SSK'lı bir vatandaşımız eğer 5975 prim gününü doldurduysa 55 yaşında ne yapıyor? Emekli olabiliyor. 24 Mayıs 1999 ila 8 8 Eylül 1999 aralığında işe başlamış kadın SSK'lı bir vatandaşımız eğer 5.975 prim gününü doldurmuşsa değerli izleyicilerimiz kaç yaşında emekli olacak? 56 yaşında emekli olabilecek. Değerli izleyicilerimiz yayınımızı yeni açan değerli vatandaşlarımız olabilir. Videomuzda neyi anlatmış olduk? 4A SSK'lı... 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan dikkat kadın vatandaşlarımızın hangi tarihte işe başlamışlarsa o tarihe göre ne kadar prim gün sayısının yatırılacağı ve kaç yaşında emekli olacağını videomuzda anlatmış olduk. Burada sizin işe giriş tarihiniz hangi tarihe denk geliyorsa değerli izleyicilerimiz o tarihe göre Emekli olayım, olma yaşınızı öğrenebilirsiniz. Çok değerli kadın vatandaşlarımız. Tabi sadece bu videomuzu izleyen erkek vatandaşlarımız da olabilir. Onlar ya erkekleri niye anlatmıyorsunuz diyebilirler. Kanalımızın içerisinde erkek sigortaları da anlattığımız e, videomuz var. Sizi oraya yönlendiriyorum. Oradan e, öğrenebilirsiniz. Sizden isteğimiz Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, Bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, katıl butonuna basarak bizlere küçük dost olsa destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip ederseniz memnun olurum. Eğer videomuzu beğendiyseniz paylaşmanız bizi memnun edecektir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerim.